içlerse yavrum aleyküm ne yapıyorsunuz bakalım. Aa şşt. Bak. Sapsarı. Pırıl pırıl parlayan tam altın güneşten kopmuşçasına geliyor buraya bak. En son ne zaman gördün acaba? Kesin sünnetinde falandır ha. Arkadaşlar diyorum ki mahallede böyle boş boş oturmayalım. Kahvede boş günümüz geçiyor zaten. Gelin ayda bir altın günü yapalım. Ne dersiniz? Bu ay benden başlasın çünkü altın gününün fikir babası benim. Ne dersiniz? Sonra da kurayla sıra kimdeyse onu çekeriz ve buluruz. Ne dersiniz? Ha? Ya Allah aşkına Cuma Usta, bu mahallede senin ipinle kuyuya inecek bir Allah'ın kulu var mı ya? Bir de altın günü falan diyorsun. Sen o altınları alır kaçarsın be. Aa, senin çağrın oldu mu altın gününe hemen zıplıyorsun oradan makam. Oh Kazım Bey, sizin de arkadaşınıza laf sokuluyor burada. Siz hiç kollamıyorsunuz. Bugüne kadar ne yamuğumu gördünüz benim makama söyleyin. Hadi lan oradan. Bak geometride yamuk neyse mahallede de Cuma aynı şey. Bugüne kadar biz senin bir iyiliğini gördük mü? He? Merdan gördük mü lan sen söyle. Vallahi Kazım biraz düşünmem lazım. Yani çok zaman geçti tabii. Belki bir tane çıkar ama. Kazım düşünmem lazım. Allah belanı versin be. Bugüne kadar bu kahveden içeri tam altınla giren oldu mu? Çeyrek altınla bile kapının önünden geçen olmadı. Sen niye anlatıyorsun ki ben? Ver bakayım sen şunu. Sahte mi değil mi bir bakayım. Hayatta vermem. Hayatta vermem. Bu benim altınım. Nasıl hayatta vermesin? Bende ki. Lan! Ne zaman aldın lan onu? Bak. Oğlum rahmetli Bruce Lee'nin eli geçti bana. Altın gibi değerli maddeleri hayatta kaçırmam. Haberin olsun. Bir bakayım sahte mi değil mi? Sahte lan bu demiştim ben sana. Harbiden sahte. Ne? Nasıl sahte? Olur mu sahte olamaz. O sahte olamayacak kadar gerçek. Oğlum o benim mirasım ya. Miras kaldı o bana. Vallahi ben kadife keseleri içinde onu saklıyorum. Dedemin dedesinin dedesinden kalma o sahte olamaz o. Hadi lan oradan mirasmış. Oğlum sizin sülalede herkes senin gibiyse anca borç bırakırsınız birbirinize siz. Hadi oradan be. Sülaleme dil uzatanın yerini kopartırım haberiniz olsun. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz be? Ben Arnavut Ali'nin torunuyum. Arnavut Ali'nin nasıl bir insandı o biliyor musunuz? Siz onu böyle 100 metreden görseniz kaçacak delik arardınız yani. Öyle bir adam. Al lan al. Madde bas al. Ya aslında altın günü değil de sahtekarlık günü mü yapsak? Bir kişi ayda bir herkesi tokatlasın. Nasıl fikir ama? Sahte falan değil bu altın, tamam mı? Sahte falan değil. Ben dedemin dedesinin dedesinden kaldı. Ben Arnavut Ali'nin torunuyum. Kimisiniz? Oraya ya. Ha, yedik canım, yedik. Hadi. Sahte mi bu gerçekten ya? Ulan bu nakkarı. Kazıkladı beni galiba. Ben nasıl düştüm o tufaya arkadaşım ya? Benim bu parayı bir yerden çıkarmam lazım. O 50 lirayı bir yerden çıkarmam lazım ki moral motivasyonum artsın benim be. Selamun aleyküm makam be. Oğlum sana şey lazım mı? Altın falan ha. Bak önümüz yaz. Akrabaların falan böyle bir düğünüm, nişanı bir şey var mı ha takacağım? Var da bizimkilerde altın alacak para var mı? Onu bilemem yani. Ben şahsen damada bahis kuponu, gene de indirim kuponu takan adamım yani. Sahte altın takacağım mı oğlum? Şimdi moda bu. Vallahi Eminönü'nde bunun dükkanları var. Sahte altın satan dükkanlar. Sahteler asırlarını yaşatır zaten. Oğlum al ben sana bir tane vereyim istersen. Kral gibi şekil yaparsın. Ne dersin ha? İster geline takarsın, ister bir arkadaşını kandırırsın. Üç kağıda getirirsin. Komşu fiyatı 50 kağıda bırakırım bunu sana. Cuma Usta çık bak bakayım. Dükkan önünde ne yazıyor? Bu dükkan kim? O altını senden 50 liraya alırım. Ustama da 100 liraya aldım sahte çıkılırım. Bak bir de yemin ederim o zaman ne oluyor sen düşün. Ne yapıyorsun sen be ya? Ne yapıyorsun sen? Aa, kimse iyilik de yaramıyor be ya. Ben sana 50 liraya 1 milyonluk şekil vaat ediyorum. Sen gizliden gizliye beni tehdit ediyorsun öyle mi? Yemem ben bu numaralara. İşin düştüğünde gelirsin ondan sonra. Cuma hasta diye kuyruğumu tutmaya çalışırsın. Avucumu yalarsın o zaman sen göreceksin. Ben var ya koskoca Arnavut Ali'nin torunuyum be ya. Böyle kuru yürütüye pabuç bırakır mıyım? Yemezler. Kimden korkacağım lan ben? Ama yani bir tane bedava verirsen olur tabii ki de. Bedava ediyorum. Hayata bak be. Adın çıkmış 9'a inmez 8'e. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Benim bu sahte altını hemen hiç değilse bir 50 liraya dönüştürmem lazım baksana. Kekli kavuna çıkmışım gibi elim veledi bile dalga geçiyorlar da be. Aa,
İkinci şans bana bu. İyi kalpli Üzeyir arkadaşım benim. Olursa bu olur, başkası da yalan olur bence. Üzeyir, hayırlı işler. Sağ olasın. Üzeyir, şuradan bana böyle güzel bir poşet yap. Organinden olsun, orijinalinden olsun. Böyle olgun dolgun böyle doldur bir iki poşet. Hadi bakalım. Vallahi Cuma'cığım, poşet meyve yapabilmek için önce kağıt bir alete ihtiyaç var. Anlatabiliyor muyum? Canlı diyorlar ona. O canlıyı getirirsen ben sana poşetini takdim ederim yani. Aman, aramızda paranın lafı mı olur be Yavzeyir? Nasıl konuşuyorsun sen? Sen manav mısın, banker misin bakalım? Sana meyve isteyeni hemen meyveyi doldurup vereceksin. Para mara ne oluyor böyle, sürekli para koy. Bu nasıl bir esnaflık ama bakalım? Cuma, borç defterin arşu âlâ olmuş durumda yani. Anlatabiliyor muyum? Ben oradan birazcık bir miktar para almadan sana herhangi bir şekilde meyve sebze veremem yani. Öyle söyleyeyim sana. Bak aramızda paranın lafı olmaz diyorum. Hala cak 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 konuşuyorsun. Sana para vermeyeceğim. Ben ödemeyi altın olarak yapacağım. Saatedir lan o. Ne saati olur mu ya? Ne saat? Bak şimdi kalbimi kırdın. Yemin ederim şu kırılan kalbimin mimarı olamazsın. Ben bunu var ya doğacak yeğenim için almıştım. 9 aydır da bekletiyordum ama... Ama? Ama... Ama bebecik doğumda vefat etti be. Vallahi kız kardeşim nasıl perişan, biz nasıl perişan, elimiz dökülmüş, mahvolduk yani. Şimdi buna baktıkça böyle hep o bebeciği hatırlıyorum. Ben bunu kuyumcuya götürsem olmaz, evde saklasam hiç olmaz. Bari en yakın arkadaşlarımdan birine vereyim de böyle onunla beraber gitsin diye düşünüyorum ben de. Ya tamam, tamam, tamam Cuma abi. Kalsın sen de o, tamam mı? Onun cebine koysan gerek yok paraya falan. Fakire fukaraya dağıtırsın. Ben halledeceğim o işi. Yok olmaz olmaz. İlla ki bunu sen alacaksın. Yani benim gözümün önünden gitsin. Hep o bebeciği hatırlıyorum ben. Al bunu sen. Al bunu, benim borcumdan düşersin. Artan da nakit olarak verirsin bana artık. Ne lazım sana? Vallahi ne lazım olacak? Bugün işte taziye ziyareti. Çünkü tüm akrabalar benim eve akın ediyorlar. Sen oradan da olur bak, bakalım bir şeyler, poşetler, bir yiyecek, sebzedir, mevzedir, meyvedir. Hadi bakalım. Koyarım ben. Sen git hadi, taziye evine git. Yasanı tut sen. Yok yok, eve kadar getirme, sana o kadar zulüm olmasın. Vallahi olmaz. Ya git kardeşim ya. Seni gördükçe bir içim bir hoş oluyor. Lütfen gitsen ya. Sen var ya bu mahallede bir tanesin, yemin ederim. O iyi kalbinle bu mahallede parlayan bir yıldız gibisin. Bir tek sen varsın kardeşim benim. Kardeşim. Başım olsun. Sağ ol. Sağ ol. Dostlar sağ olsun, kendini bu kadar yıpratma. Biz de alışıyoruz yavaş yavaş be ya. Çok iyi bir adamsın sen, çok iyi bir adam. İyi ki varsın, iyi ki, iyi ki sen varsın. Yoksa ben bunu nasıl oradan indirecektim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.